Her zaman böyle dikkatsiz misin? Siftah dün geceye kısmetmiş. İçeride biri olduğunu anlamadın mı? Yaktığıma göre. Peki içeride kardeşin olduğunu bilseydin, ben yak deseydim, yine yakar mıydın? Yakmazdım. Ama bunun öyle kan bağıyla falan bir alakası yok. Sebepsiz yere kimseyi öldürmem ben. Peki ben sorayım. Sen içeride kartalın olduğunu bile bile yine de bana orayı yaktırır mıydın? Yaktırırdım. Ama dün gece içeride biri olduğunu bilmiyordum. Ne istiyorsun? Bir şey değil. Bir iki soru soracağım. Sen Rıfat'ın beni kartalla sınayacağını nereden biliyordun? Zalimliğin meşrebini bilirim az çok. Nedir, onun adamı falan mısın? Hayırdır? Birinin adamı olmak için fazla yaşlıyım artık. Bana tamirhaneyi yaktırdı. İçinde kartalın olduğunu bile bile beni oraya gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Adamı değil misin? İster bile bile gönderir, ister bilmeden. Sen bu işe bile bile girmedin mi çocuk? Daha dur, yolun başındasın. Çalın yanmadı, sınanmadın. Kurban vermedin. Yok, ben anlatamadım herhalde kendime. Ben buraya kurban vermeye dönmedim. Ben onları kurban etmeye döndüm. Rıfat babam ne yaşadıysa aynısını yaşayacak. Oğlun elindeki kanlarla boğacağım. Şerefi ellerimle öldüreceğim. Maşasını da. Dilya. Dilya'ya ne yapacaksın? Onu öldürmeyeceğim. Daha beterini yapacağım. Kimsesiz bırakacağım onu. Bana yaptıkları gibi. Onlar mezara, ben en tepeye. Güzel hayal. Sen bu ismi tanıyor musun? Dün konuşturduğum adam, Cemal mi Kemal mi ne? Bu ismi verdi bana. Boş küme o isim. Hakkın rahmetine kavuşmuş, dün selası okundu.
Tamam işte bak ben doğru yoldayım artık. Kime çalışıyorsa fişini de o çekmiş. Rıfat'ın deposunu yaktıran adama giden yol bu isimden geçiyor. Madem sokakların kulağısın. Bu adamın kimle bağlantısı olduğunu da biliyorsundur herhalde. Ha? Kapıda hayır kurulumu yazıyor. Sana neden yardım edeyim? Babama söz vermişsin. Yetmez mi? Kimin adresi? Aradığın adamın. Şeref Dağıstan. Bir dakika, iyi de o Rıfat'la ortak değil mi? Niye ona zarar vermek istesin? Yanlış sorularla doğru cevaba ulaşamazsın. Sorman gereken ben bu isimle ne yapacağım? Eğer karşısına çıkarsan savaş başlar. Yanarsın, yakarsın, kurban verirsin. Benim kurban verecek kimsem yok. Gördüğün kadarım tek tabanca. Onlar bulurlar. Elinde kumaş da var ölçüde. Eğer sözünün adamıysan bir kefen biçmeyi becerirsin. Bu kıyağını unutma. Eyvallah. Kuzgun değil, o çocuk öldü. Bu dönem bizim düşmanımız. İntikam almak için geldi, hepimizi tek tek avlamak için geldi. İlk avda sen olmuşsun, haberim bile yok. Şeref Bey. Depo yangının araştıran kişiyi bulduk. Kimmiş? Kuzgun Cebeci. Şu eski polisin oğlu mu? Evet. Bir şey daha var. Adam Rıfat Bilgin'e çalışıyor. Mekanı onun şirketine kayıtlı araçla gitmiş. Rıfat onu indirmek istediğimizi çözdü mü dersin? Efendim, hemen sarın etrafını. Ne oluyor? Biri gizlice çiftliğe girmiş.
Silahım yok. Kuzgun kim? Silah yok, yok. Bir bu var. Olur mu? Tanıdın mı lan beni? Ya duyamadım ki ben seni. Tanıdım. Senin selamını okutacağım ben de. Korkma, bugün değil. Düş önüme. Beyler selamun aleyküm. Ne oluyoruz ya? Texas mı burası? İndirin silahları. Şeref de Aslanlı. Kendimi takdim edeyim. Ben Kuzgun Cebeci. Yusuf Cebeci'nin oğlu. Kim olduğunu biliyorum. Namım önden gelmiş. Ne güzel. Ne güzel. Ne istiyorsun? Merak etme. Seni öldürmeye gelseydim bu kadar seyirci toplamazdım. Şimdi şu çakalları gönder de seninle iş konuşalım. Şimdi... bana canını bağışlatacak bir şey söyle. Rıfat'ın deposunu senin yaktırdığını biliyorum, olur mu? Nedeniyle ilgilenmiyorum, açık konuşayım. Umurumda da değil. Ama hedefimiz ortak. Rıfat Bilgin. Şimdi sen söyle. Yöntemimizi konuşalım. Rıfat Bilgin'i nasıl bitiriyoruz? Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de, şu arka tarafın telleri var ya, orayı çok değil böyle bir buçuk metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık. İcabına bakalım mı? Sırası gelince önce o Rıfat'ı temizlesin. Kimsin? Kardeşim. Kesik. Oğlum sen misin lan? Sen İstanbul'da mısın? Nereden arıyorsun beni? Evet kardeşim. Acil görüşmemiz gerek. Kesik. Ne oldu bu halin? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ali mi yaptı? Nasıl buldular seni? Oğlum konuşsana lan. Ya oğlum vallahi gidecektim. Mevşehir'de karı kız peşindeydin değil mi? Nasıl kurtuldun? Senin kız geldi. Dila. Görsen var ya, bir posta koydu. Öyle tak tak ateş ediyor hatun. Senin de fena savundu ha.
Adamı takipte misin Selçuk? Güzel. Takip edildiğini hissetmesin. Sakın gözünden kaçırma. Kuzgun'la buluşup buluşmayacağını bilmek istiyorum. Bana gittiği her yerin konumunu gönder. Mekandan çıkar çıkmaz bir telefon kartı aldı. Sonra da buraya geldi. Başka da bir şey yapmadı. Tamam. Sağ ol Selçuk. Çok bilindik av yöntemidir. Şimdi bu eğitilmiş kuşun ayağına bir tüy bağlanır. Avcı normalde yakalayamayacağı avı ayağına getirir. Yani ava kendini avcı sandırır. Yani insan yakalayamayacağı kadar yüksekte bir şey göz diktiyse önce yakalanır. Ve yakalandığında da yakalanmış da olur. Çuval inciri bittim değil mi? Lan saçmalama. Ağzını yüzünü dağıtmışlar. Yine de satmamışsın beni. Daha ne yapacaksın? Hadi sor sor. Sen bir şey soracaksın. Bu herif kızın kardeşi. Ali. O da kız da senden sürekli kuzgunluya bahsettiler. Kendin bildin bileli bana akça derler demiştin ya. Kimim kimsem yok. Sen bana yalan söylemezsin de. Belki ben eksik sormuşumdur kardeşim. Bak bak. İlla bir aşağı çekecek kendini. O kız. Dila. Öylesine biri değildi değil mi? Yani sırf zengin diye. Öyle borçlu çıkaralım hesabına tiyatro kurmadık biz onu. Kardeşim, canım kardeşim. Bazı şeyler insanın ağzına diline gelir. Anlatmak ister. Ama gelse de geri tıkarsın lafı. Sanki bir ağzından çıksa her şeyi alacak, kendisi yapacak. Kendisi yapacak dediğin o kızı mı kastediyorsun? Sanki her şeyi ona kesecek manasını. İnsanın kendine sır diye belli ettiği şey var ya, hani anlatmadığı, kanından öte kardeşine bile. İşte o insanı yaşama sebebi olur. Bana da öyle oldu. Ya bu sır mı hayırdır kardeşim? Ne yapmış bu kız sana oğlum? O bir şey yapmadı. Ben ona sır yaptım kendime. Müdürüm mü atsın? Ayran da çekeriz yanında mis gibi. Ne güzel söyledin, gel. Oradan da seni pansiyona bırakırım. Sağlam bir yer bulur bulmaz göndereceğim seni. Ya sen merak etme. Abisinden söz aldı senin kız. Oğlum. Ya bir şey mi dedik? Bu saatten sonra bana bir şey olmaz diyorum oğlum. Olsaydı orada bir güzel cartayı çekerdim. O çakala güven olmaz. Bu Dila. Takıldın ha. Vallahi açıp kapatacağım şimdi seni. Oğlum merak ettirdin. Yok sır olmuş dilinden dökülse bilmem ne. Bana da öyle geldi de. Böyle adını duyunca kaplan kesildi yeminle. Vurgun sana bu kız ha, vurgun. Yok lan öyle bir şey. Ne bileyim senin için ortaya atılmalar, posta koymalar. Ben böyle hatun görmedim ha. Esaslı. Yakışır kardeşime be, helal. Söz ver. Bir gün şöyle uyarlı bir sofrayla. Ama içinden ne zaman gelirse her şeyi anlat bana, tamam mı? Ya kesik. Ne oluyor ya? Ha, ağzı seli falan mı oldun oğlum? Car 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 car. Bir sus lan. Tamam lan söz. Söz anlatacağım. Hüsnü nerede? O güvende ya. Sağlamda. İzmir'de okulun yurdunda. Oğlum öyle olur mu lan? Bir ara. Nerede? Ha. Ara bir emin ol, iyi mi değil mi?
Ne için? Bir konuşsaydık yani dün gece. Vaktim yok, kusura bakma. Duruşmaya yetişmem lazım. Bir şeyler falan yerdik. Ne bileyim. Babamın adamlarıyla özel zaman geçirme. Ne işin var burada? Diyeceklerim vardı. Dedim gidiyorum. Sen neyin peşindesin Meryem Hanım? Ha? Ne yapıyorsun benim iş yaptığım adamın karşısına geçip eski teraneleri mi anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Bırakın evladımı mı diyorsun? Bak benim o kahraman annem martaballarına karnım tok. Tamam. Senin bende ne hakkın var ne de hükmün. Benim kahramana da ihtiyacım yok, anneye de. Geç o işleri. Oğlum. Şşş. Sakın bak. Sakın. Yirmi yıl. Seni tam 20 yıl bekledim. Bugüne kadar biraz aklım, biraz kalbim kalsın diye yaşadım. Sen geldiğinde en çok burası genişledi. Onu sözlerinde yaralayamazsın oğlum. Ancak içinde koştur, başım gözüm üstüne. Sen döndün ya, senden gelen her şey kabulüm. 20 yıl dönmeni bekledim. Bir o kadar da yüreğin soğusun diye beklerim. Kahramanın değilim. Veliğin de. Ama ölene kadar annenim. O içerideki de bilecek. Bu içerideki de tekrar hatırlayacak. Bir canım var sana sakladım. Artık senindir. İster parçala, ister öldür. Meryem Hanım, sana 1000 defa kurban olsun. Gitme bir yere, beni bekle. Hoş geldiniz Zila. Merhabalar. Hoş
açıyoruz. Nerede kaldın kızım ya? Evden anca çıkabildim. Ne haber? Hoş bulduk. Merhaba. Ben bir soda limon alabilir miyim? Aa, olmaz öyle. Hadi hadi yudumla. Bu gece ayık kalmam lazım. Rolleri değiştik bakıyorum. Dün gece öküzlük ettim. Affedersin. Amma sert yaptın ha. Kardeşine neden zarar vermek istedin Kuzgun? Yazı mı Tura mı? Seninle oyun oynamayacağım. Benimle kaçak dövüşme. Bugün de sağlı sollu iyi geldin maşallah, müthiş. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir gün köpek muamelesi çekiyorsun, bir gün insan. Bila, bende kaçak at var. Yani ne zaman kısa devre yapacağı da belli olmuyor.
Böyle çarpıyorum arada. Çok yaklaşma, ölüm tehlikesi diyorsun. Yok canım, o kadar da değil. Neden inanayım sana? Ya bir gün çarparsan? Ya akımına kapılırsam da kurtulamazsam ne olacak? Sen döndükten sonra bende çok şey değişti. Tarif edemem herhalde. Beni en azından. Senden sonra. Annemden sonra. Ben hep gitmek istedim. Ne acayip ha. Hayallerim bile hep kapı kulenin ötesi. Bravo. Babam da senin gibi düşündü. Erkek kafası herhalde. Öyle değil canım. Senin gittiğin yere gitmek istedim. Sonra annemin gittiği yere gitmek istedim. Tamam. Acılarımızı yarıştıramayız Kuzgun, biliyorum. Mümkün de değil. Ama sen de şunu iyi bil. Adil de değil. Elini ver. Sen gelmeden önce işte ben böyleydim. Dört tarafı kapalı. Nefes alacak yer yok. Şimdi böyle hissediyorum. Duvarsız. Sınırsız. Kuzgun bana ışık getirdi. Sınırsız pencere getirdi. Dünyayı olduğu gibi görebileyim diye. Ama yanılmışım. Çünkü sen benim güvendiğim o çocuk değilsin. Sen Redkit değilsin. Tabii ya. Kardeşini öldürmeye çalışan bir maymuna neler yapmaz, değil mi? Bir dakika, bir dakika. Ben Kartal'ın içeride olduğunu bilmiyordum. Tamam. Ali senin intikam için döndüğünü düşünüyor. Haklı mı Kuzgun? Haksız. Yani nasıl anlatayım? Ben artık güçlü biri olmak istiyorum bile. O kadar. Tamam, artık o çocuk değilim. Doğrudur yani. İnkar etmeyeceğim. Ama sen bana her zaman güvenebilirsin. Biliyorsun bunu. Sana kendimi bırakacak kadar mı? Tutacağımı biliyorsun. Dila.
yapıyorsun? Delirdin mi sen? Durmuştum zaten. Beni sana inandır. Lütfen. İnelim mi aşağı? Parti varsa ayıbı ortada yok. Ne oldu, kötü bir haber mi? Kimsin lan sen? Nerede kesik? Adresi mesaj atıyorum. Arkadaşını kurtarmak istiyorsan yalnız gel. Evet evet, 102 numara. Çıktım. Ne zaman çıktı? Kiminle? Tamam, anladım. Sağ ol. Dayıcım, az daha gaz versene be. Yok anne, açmıyor Kartal. İlla deli edecek bizi. Şu kahvenin sokağından geçelim, belki oradadır. İyi hadi. Kolay gelsin. Yok. Ya Cemal abiye baktım ben de, içeride mi? Neyi olursun? Bir tanıdık ya, bir iş yaptık kendisiyle de orada. Cemal abi sizlere ölmüş. Ne diyorsun ya? Sorma. Vurdular onu. Birkaç gün oldu. Kim? Yakalandı mı Murat? Yok ya, nerede? Kim vurduya gitti? Eyvallah. Kesik. Geldim oğlum, geldim. Geldim lan. İyi misin lan? Ali mi yaptı lan yine? Oğlum, yerinde bir şey var mı? Selçuk. Buyurun. Senden bir şey daha isteyeceğim. Takibe devam et. Kesik nerede, ne yapıyor bilmek istiyorum. Sonrasında biraz onu misafir edeceğiz. Bana yaşattıklarını bir de onlara yaşatalım bakalım.
ana kadar bir umudum vardı. Terastayken bir an olsun itiraf edersin diye bile düşündüm. Şaşırt beni diye bekledim. Keşke anlatsaydın ya bana. Hı? Söyleseydin ya kuzgun. Bana oyun kurduğunu. Tek amacının babamın yanına girmek olduğunu. Dila. Bir dakika. Söylesene. Senin tezgahın kadar başarılı olabilmiş mi? Biraz olsun senin tarzına yaklaşabilmiş miyim? Tamam lan kesik arkadaşım ama... Aynı yalana iki defa inanma. Ben sendeki karşılığımı biliyorum artık kuzgun. Ben av, sen avcı. Aynı anlattığın hikaye gibi. Çok bilindik bir av yöntemidir. Bana kendimi avcı sandırdın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse başarıyordun. Eğer ki öfkeni biraz kontrol edebilseydin, belki anlamayabilirdim. Hiçbir şey anladığın yok. Geri döndün kuzgun. İntikam için. Aldırtmam. Ailemi parçalamak mı istiyorsun? Parçalatmam. Babama zarar vermek mi istiyorsun? Verdirtmem kuzgun. Çünkü senin düşman olduğun her şey benim. Buradayım. Karşındayım. Bilgin soyadı da benim, düşmanın da. Eğer ki yaşadıkların hesabını soracaksan buradayım. Hesabını benimle göreceksin kuzgun. Benim kimseyle bir hesabım yok. Senin aynan burada. Yalanına kendini inandıracağın güne kadar benim yüzüme bakacaksın. Yarın sabah erken çıkacağım. İdare edersin bununla. Alo desin yeter kardeşim. Oğlum bak en ufak sıkıntı da ara tamam? Tamam kardeşim. Dikkat et lan kendine. Hadi. Ankara.
canım benim güzel. Hadi. Ağlama, ağlama. Tamam, canım. Yok yok, aktı aktı, öyle aktı. Alo, Kesik. Ne yaptınız oğlum? Nedir son durum? Çıktınız mı İstanbul'da? Yok yok, daha değil. Ama keyifler gıcır. Uzun ince bir yolda gidiyorum. Gece gece. Hadi varınca ara. Öğleni bulur, aklın kalmasın. Kardeşim, şarjım kaput, merak etme. İyi, hadi hayırlı yolculuklar. Tamam mı? Yani bitti mi manasında öyle? Kardeş ayakları, aile maile falan. Ha? Bunun için mi döndün sen? Ha? Hem gel karşımıza kadar yerleş, hem de tamam mı? Asıl sana tamam be. Tamam mıymış? Tamam. Bitti. Bu ilk ve son da bitti, tamam mı? Tamam. Ne oldu? Senin bu oğlun var ya, bizim canımızı çok yakacak anne. Lan oğlum, kendine bir şarj al. Sonra beni ara. Delirtme beni burada. Bir haber ver, ses ver.
Ben hallederim. Ne vardı birader? Seninle işim yok. İşin mi var Kartal? İki dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Bu dükkanın yandığı gece etrafta birilerini gördün mü? Ne bileyim, şüpheli bir durum olur. Bir iz, ne bileyim, bir şey artık, ne olursa. Görmedim. Niye sordum, bir şey mi oldu? Ekmeğime kan doğrayanın peşindeyim de. Beni öldürmek isteyeni. Tamam o zaman. Aklına bir şey gelirse dükkanın yerini biliyorsun. Akşama kadar serbestsin, istediğini yapabilirsin. Dila. Bir anlatmama izin verecek misin? İkimize de bir iyilik yap, beni aptal yerine koyma. Tamam da bir dinlersen bak. Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kimsin? Ayhan. Hemen görüşmemiz lazım. Nerede? Anlat. Yarın bu işi bitiriyorsun. Nerede, saat kaçta? 1'de. Telefonda konum gelecek. Silahım yok. Biz mekana girdiğimizde... Tamam, tamam. Yeri saati söyledim, planı ben yaparım. O mekandan Rıfat Bilgin sağ çıkarsa... sen ölü çıkarsın. Sen benim için tasalanma, ay parçası. Ben hepinizi toprağa gömerim. Ben de seni seviyorum Ayhan. Korkma lan, arkamda gözüm yok.
sakin. Aceliniz yok. Yok, tümsek vardı da. Ben bir fren daha yapacağım, korkma. O ses ne? Kesik. Allah'ım ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Kesik. Oğlum ölme lan. Kesik ölme lan. Kesik. Kesik! Oğlum her yeri kan lan. Kesik. Şşş. Kardeşim. Şşş, kesik. Kesik. Ali yapmaz. Ha? Ali yapmaz, yemin ediyorum. Ali yapmaz çünkü bana söz verdi. Kuzgun. Kuzgun, yemin ediyorum ailemin hiçbir ilgisi olamaz bununla, yapmaz. Ali bana söz verdi, yapmaz, yemin ediyorum. Defol git. Defol git! Defol git, elimden kaza çıkacak. Defol git. Yalvarıyorum buna, git! Git! Sana bunu yapanlar el... Sana bunu yapanlar ellerimle geberteceğim ben. Ellerimle geberteceğim lan! Sana bunu yapan ellerimle geberteceğim ben, kesik. Ellerimle geberteceğim ben. Thank you.
kimse yaklaşmayacak. Haklı çıktım. Kurban verdim. Tek kardeşimi elimden aldılar. Öldürdüler. Geç. Gitmem lazım benim. Kesik ben dönene kadar sana emanet. Geç dedim, geç. Şimdi baştan anlat. Ya başı sonu yok. Kesiyi harcadılar, öldürdüler. Benim ciğerimi aldılar, söktüler. Neyini anlatayım? Uçlar öyle bedava değil bak ha. Bunun bedelini ödeyecekler. Ben ödedene kadar aldığım nefes aranmadı. Senden tek bir şey istiyorum. Benden öne kadar kesik sana emanet. Dur bir. Durmak falan yok. Durmak bitti. Plan hiçbir şey yok. Öldürdüler kardeşimi diyorum. Neyini anlamıyorsun? Hepsinin ayağı. O zaman bu geceyi çıkaramayacaksın demektir. Bak beni böyle bekleterek sakinleşirim falan sanıyorsan, ben söyleyeyim yalan o iş. Biliyorum. Yusuf'un kanındansın sen. Kindarlık sana babadan miras. Tamam iyiyim ben, sakinleştim. Müsaade et gideyim. Seni ben tutamam zaten. Ben istiyorum ki aklınla durmasını bil. Öfkenle hareket etme. Aklı kalmadı bu işin. Benim kardeşimi harcadılar. Ben de onları harcayacağım. Bugün yarın fark etmez. Hiç düşündün mü? Arkadaşını onlar öldürmüş olsalar kızının arabasına koyarlar mıydı? Onlar koymadı zaten. Rıfat'ın koyduğunu düşünmemi isteyen birileri koydu. Ben söyleyeyim. Şeref de aslanlı. Rıfat'ı öldürmemi sağlam almak için. Şimdi çaktın mı dervişim? Benim tahtalar eski ustaların elinden çıkma. Öyle İlk vuruşta kolay kolay kimse bir şey çakamaz buraya. Ben tedrisatımı sabırla aldım çocuk. Peki sen? Bu yaralı adam mısın? Yoksa buradaki öfkenin mi? İkisinin de. İkisinin de olmaz. Aynı anda ikisinde olan şey hiçbir şeydir. Seç birini. Sabırlıysan bu kapıdan benim istediğim zamanda çıkarsın, hayatta kalırsın. Öfkenle hareket edersen sadece piyon olursun. Aç oku ne yazmış. Senin kumaşın iyi, terziliğin kötü çocuk. İyi bir terzi o anın ölçüsünü almayı bilmeli. Ezberden dikiş tutmaz. Yanılıyorsun diyorsun. Madem ölün teslim edecek kadar güvendin, bana geldin. Sorgulama. Dikişi ustana bırak. Aç oku. Efin mevzularını ayarlamışlar. Örtbas edecekler. Tamam de. Polisi savcıyı karıştırmadan bu işi çözmek senin için en doğrusu.
Sen hangi koğuştasın? B. Yeni mi geldin? Yok, çok oldu. Niye girdin? Neden ağlıyorsun? Oğlum leş gibisin bir de. Baksana ağladıkça otoban yapıyorsun lan yüzünde. Bir su olsaydı, sıcak su. Yıkatmıyorlar kendimi. Sonra da kokuyorsun diye dövüyorlar. Yıkanayım diyorum, içeri sokmuyorlar, dövüyorlar. Kim? Şşş, içerideler şimdi, duymasınlar. Hiç mi yıkanmadın girdiğinden beri? Beni aldıklarında neye sevindim biliyor musun? Yıkanabileceğine mi? 5 önce soyumuzu kesmişlerdi de borçtan. Görmeyeyim bir daha var. Hiç olmadı gerçekten de benim. Çok güzel. Kesik! Lan suyu kesik! Mutlu musun? Çok mutluyum be abi! Çok! Kesik! Lan suyu kesik! Mutlu musun lan? Çok mutluyum be abi! Çok! Kesiyi kaybettik.
hesap sorulacak, merak etme. Hadi atla gel. Lütfen izin ver adli tıpçı baksın arkadaşına. Ortada şaibeli bir durum kalmasın. Bütün bilgiler net olsun. Lütfen. Nereye bakarsan oraya bakardım hep. Senin perspektifini bulmaya çalışırdım. Sanki senin de aynı şeyi görecekmişim gibi de göremezdim hiç. Aynı şeyi göremezdin. Çünkü sen yoktun içinde. Benim baktığım yerde hep senin yüzün de olurdu. Galiba senden duyduğum en güzel şey. Elini versene. Hissediyor musun? Adını Dila koymuştum. Şah damarımı. Uyurdum seni düşünürdüm. Uyanırdım seni düşünürdüm. Sen öksürdün falan. Benim ciğerim acırdı. Düştün diyelim mesela. Ben yaralanırdım ya. Vallahi. Anladın herhalde. Bila, ben aşıktım sana. İlk aşkımdın sen yani. Öyle söylemenin bir 50 tane yolunu arardım falan. Çocuk aklımla işte. İlk inciri sana getirirdim mesela. Diyelim yol kenarında bir tane papatya açtı. Yok, senin için açardı o. Kuzgun. Sonra ben kayboldum. Sokaklarda yaşadım. Şimdi sokaklarda yaşayınca adımı unuttum. Kim olduğumu unuttum falan. Sonra bir baktım, senin yüzün hep aklımda. O halin ama. Ya olacak iş değil. Her şey silindi, bir senin yüzün. Hani demin dedin ya, aynı yere bakardık falan. Hala o halin aklımda. Sen değilsin o. Sana bakan o çocuk ben değilim çünkü.
Bana bir daha ne olur bizden bahsetme. Ne sen orada yaşıyorsun ne de ben. Orası öyle kaldı. Sonra ben yaşadım, devam ettim. Sen yaşadın, devam ettin. Devam ettik. Biz şimdi senle neyiz biliyor musun bak? Biz şimdi senle yeni tanışan iki insanız. O kadar. Anlatabiliyor muyum? Sonra ben yaşarken işte içeridekiyle tesadüf ettim, bu kesiyi kendime kardeş belledim. Dila, benim ondan başka bir geçmişim yok. Çay için sağ ol. Eksik olma Dila Hanım. Durum değişik. Uzak bir mesafeden keskin nişancı tüfeğiyle ateşlenmiş gibi görünüyor. Ne anlatıyorsun ya? Bak burada bana mesaj bıraktılar. Yani böyle oldu diyor, anlayacaksın. Bak buradaki silah 9 milimetre. Mümkün değil. Yakınız uzak bir mesafe atışla 22 kalibre silahla vurulmuş. Cenazesine yetişemedim abimin. Neden beklemedin Akça? Öyle oldu Hüsnü. Her şeyi anlatacağım. Ama şimdi gizlemek zorundayız. Tamam o zaman. Hadi beni abimin mezarına götür. Mezarını göreyim bari. Ne olur. Sonra. Sonra. Söz. Tamam. Bak her şeyi anlatacağım. Ama şimdi güven bana ne olur. Sadece güven, olur mu? Söz. Söz götüreceğim sonra. Hadi gel. Gel. Sarıyer tarafına gideceksin. Adresi yazacağım ben sana. Ben de akşam gelirim. Varınca ararsın beni. Ha bir de evin oralarda kimseyle konuşma. Gir eve, kapıyı kilitle. Açma kimseye de. Tamam. Hadi. Senin başka işin yok mu? Beni mi takip ediyorsun? Yalnız bırakmak istemedim. Zor bir gün senin için. Yapacağın da hiçbir şey yok. Ha bir de böyle 50 tane adamla cümbür cemaat gezmekten de çok hoşlanmam. Biliyorum, farkındayım. Babam işte. Şurada kadınlar tuvaletinden sağa dönünce ajantalara çıkan bir alt geçit var. Sen nereden biliyorsun? Füsun aşağı bırakırken gördüm.
Füsun mu adı? Ayrıca atlatmam gerekirse kendim atlatırım. Öyle alengirli akıllara gerek yok. Hep ileri diyorsun yani. Eyvallah. Lahana mı, hıyar mı içine? İstemem. Acı tabii. Bizim memleketin insanı acının her türlüsüne düşkündür. Acı sürdün mü diline cezadır yani önceleri. Cezayı şenliğe çevirmeyi bilmişiz, yeriz o yüzden. Hem ruhun ızdırabını fizik acı bastırır bir anda. Bir an çivi çiviyi sökecekmiş hissi. İnsan diline acı değdiğinde bir an düşünmeyi bırakır. Elin kesildi mesela. Bir an durur zihin. Bir an bir andır. Hadi dik. Neden görmek istedin beni? Gerçi birkaç tahminim var. Vardır, vardır. Olmaz mı? İşte tam bu yüzden görmek istedim seni. Birlikte gidelim o zaman. Kesiği uzun namlulu bir silahla vurmuşlar. Bu adli tıp çimine bir herif geldi. Ne kadar keskin kokuyu, alıyor musun kokuyu? Bu baharat işi enteresan. Bak şimdi bu baharat yolu orta çağda neden bu kadar önemli oluyor? Silahımı çarptı, silahımı. Gel, gel. Dön böyle, gel. Böyle. Bunu da biliyordun değil mi sen? Ortaçağ soyluları takıyorlar kafayı bu lezzetlere. Yemekleri yemekse daha bir şölen oluyor diyelim. Parayı bastırıyorlar tabii. Ticareti doğuyor işin. Doğudan batıya. Ya dervişim sen ne anlatıyorsun doğudan batıya? Baharat yolu. Ya ne baharatı, ne yolu? Benim derdim başka. Yolu takip ettiğinde hep soyluların, güçlülerin, zenginlerin, paralıların sofrasına çıkarsın. Zerdeçal'ın hikayesi de böyle. Safran'ın da. Senin de. Baharat yolu güçlülerin, zenginlerin tekeli için çalışırmış. Bütün orta çağ boyunca. Tabii sonra gemiler, başka yollar filan derken o yol önemini kaybeder ama dikkat et. Baharat açısından. Şimdi de kıymetli o yol. Tarihinden filan değil. Şimdi de başka bir dünyanın güçlüleri, zenginleri için çalışır durur o yol. Uyuşturucu silah. Düzen bir defa kurulur. Bozmaya kalkanın başıyla ödeyeceği bir yol. Gel. Selim patronun da bir çeşit ceza aldı şimdi, öyle mi? Ve bu cezayı kesecek olan da senin elinle kesecek, öyle mi? Bir de bunu takip edilebilir bir silahla yapacaklar mesela, öyle mi? Baharat yolunun da çok kurbanı oldu. Devesiydi, kölesiydi, bedevisiydi, hepsi kurban oldular o yolda. Hiç oldular. Bu takip edilemez bir silah.
yapacaksan çocuk, sadece bir bedevi olduğunu bil. Zihnini açık tut. Her zaman kurban edilmek üzere ön saflarda tutulduğunun farkında ol. Ha bir de bu güçlülerin hiçbirine bir diğerinden daha fazla güvenme. Biri için kurban edilecek adaysan, öbürü için çoktan boğazın kesilmiş, işin bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah dervişim, sağ ol. Babam yanımda yok ama ne diyeyim? İyi ki varsın. Babama iyi ki borçlanmışsın beni. Dikkatli ol. Eyvallah. Ayhan, ben hazırım Rıfat için. Aleykümselam. Alayım onu. E hadi. Evet Şakşak Turizm'in yolcuları. Öndeki istikametimiz kaderiniz. Öndeki aracı takip ediniz. Dünya güzeli. Yüklen bakayım gaza. Yüklen. Ayhan, ben hazırım Rıfat işte. Alo Rıfat Bey, sana anlatacaklarım var. Yaşamak istiyorsan benimle buluş. Hemen. Şeref'le buluşmadan önce. Depoyu yakan Şeref'ti. Onu buldum. Benden seni öldürmemi istedi. Kabul ettim ben de. Kesiyi öldürüp bagajıma koyanlar da onlar. Sana bilenmemi garantiye almak istediler. Anlatabiliyor muyum? Bana Ali'nin yaptığını gösteren delil de bıraktılar. Şimdi ben sana olacakları söyleyeyim. Sen o restorana gideceksin. Ben arka kapıdan gireceğim. Ayhan geldiğinde çıkacağım. Seni indireceğim. Sonra Ayhan da seni indirdiğim için beni indirecek muhtemelen. Sonra da birilerine hesap verirken diyecekler ki bunların geçmişten bir takım hesapları var, bizimle bir ilgisi yok. Konu tak diye kapanacak. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi karar senin. Bana güvenecek misin, güvenmeyecek misin? Siz baharat yolunun hikayesini biliyor musunuz? Dokunaklı bakma oğlum. Alınırım. Neden Şeref? Neden? Fırat. Sen şu dünkü velede mi inanıyorsun? Seni aşağı bak için gün sayan şu haine inanıyorsun. Beni satıyorsun öyle mi? Neyin var, neyin yok, hepsini bana borçlusun. Şu baltır çıplağa mı inanıyorsun? Hadi. Yapma. Bırak şu kepazeliği.
Bırak şu kepazeliği, oturalım yere. Adam gibi sakin sakin konuşalım. Yapma. Taşıyamazsın. Açığa çıkarsın. Seni de yaşatmazlar. Yapma. Neden yaptın bana bunu Şeref? Hı? Neden? Yalnız kurşunu hemen çıkarmak lazım. O ateş ettiğin silah takip edilebilir mi? Değil. İyi, iyi. Hiçbir şey dokunma. Hemen gidelim buradan. Bakalım senden daha ne sürprizler çıkacak Yusuf'un oğlu. Kuzgun. Kuzgun. Yardım et. Bırakma beni burada. Yardım et. Yardım et. Bırakma beni. Beni burada bırakma. Ne istediniz lan kesikten? O çocuğun ne günahı vardı lan? Şerefin planıydı. Hala kulağımda çınlıyor biliyor musun? Kuzgun kim? Lan yine. Bir sorsana. Bir sor sor. Kuzgun kim? Bir sor. Kurtar beni. İ
İstediğin delili veririm. Rıfat'ı bitirmen için. Senin olayın da bu ha. Hep seçim, hep seçim. Yapma. Yapma. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Sen 20 sene önce ölümünü seçtin. Hastane için. Sen sür, ben tarif edeceğim. Sür. Kim duruyorsun? Taş var mı? Bir. Ali. Açma. Kapat telefonu. Ne oldu?
Nasıl oluyor ya bu? Ha? Allah'ın unuttuğu yerdeydik, incin top oynuyordu. Hangi ara biri geldi de bunu hastaneye götürdü? Etrafta birileri mi vardı diyorsun? Kesin. Şunları yok et hemen. Ne oldu? Kol düğmesinin teki yok. Nasıl yok? İnşallah arabada ya da burada bir yerde düşmüştür. Yoksa derdimiz büyük. Zaten bir şahidimiz vardı. Şimdi de imzamız oldu. Yok. Arabada kol düğmesi falan yok. Vurulduğunda düştü herhalde. Şey yapalım. Nadir'i arayalım, gelsin seni alsın eve bıraksın. Ben de olay yerine gideyim. Artık şansımız yaver giderse polisten önce buluruz kol düğmesini. Olmaz. Tek başına olmaz. Birlikte gidiyoruz. Sağ ol doktor. Efendim Ali. Neredesin baba, neredesin? Olup bitenden yeni haberim oldu. Baba, beni başından salma. Şeref amcayla toplantıya diye çıktım. Adam öldü, saatlerdir ortada yoksun. Şerefli randevumuzu iptal ettik. İstanbul'a dönüyorum. Nereden dönüyorsun? Daha önemli bir görüşmem var de. Baba. Bana açık konuş. Ne oluyor? Şermin nasıl? Naz nasıl? Şermin kötü, konuşabilecek durumda değil. Hemen buraya gelmen lazım. Yokluğun çok göze batıyor. Orada döndü. İstanbul'da içten yanmalı takılıyor. Burada her an değişik hadiseler olabilir. Tamam. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Niye durduk? Birileri bizden önce gelmiş. Vurulduğunda buradaymış. Kurşunun yerine bakılırsa ateş eden senin olduğun yerdeymiş. Şimdi olay yeri incelemeye göre burada üç ayrı silahın ateş edilmiş. Biri Ayhan'ın silahı, diğer ikisi ortada yok. Kayıtsız silahlar yani. Ama babanı öldürenle Ayhan'ı öldüren silah aynı. Katil bir kişi yani. Ambulansı telefonla arayan kişinin kimliğine ulaştık. Sahte bir isme kayıtlıymış. Burada sahte kimlikli birinin olması tabii ki tesadüf olamaz. Haklı çıktın. Bir görgü tanığımız var. Ama kim? Bence geri kalanını polis halleder. Hadi gidelim artık. Burada benim görmediğim bir şey görüyor musun?
Bora, ben sihirbaz değilim. Sadece ipuçlarını birleştirip fikrimi söyledim, o kadar. Kim bu? Bora da Aslanlı. Şeref'in oğlu. Mesela falan yok burada. İyi de burada değilse kimde? Ambulansı çağıran her şeyi biliyor. Gördü yani. Orada olacağını benden başka bilen var mıydı? Hayır, senle ben. Baba. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Şerminler içeride mi? İçeride. Orada, burada. Ne oluyor? İyilik, güzellik ne olsun? Baba, sen bütün gün bununla mıydın? Buraya Şeref'le görüşmemizden bahsettin mi? Tabii ki hayır. Babam neredeydi bu saate kadar? Orada, burada, bir yerlerde. Kuzgun, delirtme insanı. Bütün gün onunla mıydın, bir şey söyle. Kısmen. Doğru düzgün cevap versene. Onunla mıydın, değil miydin? Şişt, sakin Antonio. Bir sorun varsa git babana sor. Müracaat orası. Senin havan kime lan? Hadi oğlum git, kazını başka yerde çıkar. Hadi. Ali sakin ol. Ya ne yapıyorsunuz? Dila sen karışma. Kuzgun bırak. Karışma Dila. Ya bırak. Gerçek yüzünü herkese göstereceğim seni. Ali tamam. Yemin ediyorum üstüne asfalt döküp bu bahçeye gömeceğim seni. Tamam dedim. Alış Ali. Şimdi bahçenin sınırındayım. Yakında sofranda da oturacağım. O gün gelirse ya sen öldün demektir ya da ben. Ya yeter. Ne oluyoruz ya? Çocukluk arkadaşıyız biz. Salak ile havanak olan sizdiniz, ben değildim. Ali. Özüme dedi abi. Beni kimse özlemez, sen merak etme. Sen de git artık lütfen. Olur olur. Babalarımız arasında bazı durumlar yaşandı. Şeref amcayla babam ortak oldu. Kuzgun'un babası arada harcandı. Yıllar sonra döndü geldi, babamla Dila'yı kafesledi, yanımızda çalışıyor. O benim babama düşman. Senin rahmetli babana da düşmandı. Miras yoluyla sana da düşman. Sözüme güven. Abin geliyor. Abi. Thank you.
Kuzgun abi. Kuzgun abim. Hoş geldin. Eyvallah. Ah be abim. Ah be abim. Bizim burada bir kahve var oraya. Ne kahvesi ya? Ne kahvesi ya? Gidelim bizim Mehmet abinin yerine. Açalım bir ufak, anlatalım duralım abi. Eyvallah birader, işim var benim. Tamam. Bekleriz. 20 yıl beklemişiz, müsait olana kadar da bekleriz. Demek o gece o depo olayında sen o yüzden bıraktın beni. Ayağının tozuyla kardeşinin arkasını temizledin. Yok öyle bir şey. Kahramanlık falan. Aile bağdır, abiliktir. Yok. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. İyi. Hadi eyvallah. Şifana bak. Ben öyle kumruya benzemem, iki lafa boynum büküp gideyim. Kapatacağız. Takip mesafesini diyorum, kapatacağız. Yavaş yavaş basacağız marşa. Sen beni tanıyacaksın, ben seni tanıyacağım. Yusuf Cebeci'nin oğullarıyız biz. İki ters düze seni bırakırsam babam mezarında rahat yatmaz. Ha şöyle ya. Sen döndün ya abim. Gerisini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz, gör bak. Ama bak döndü işte, hayat da burada. Bak söz veriyorum sana. Yavaş yavaş hatırlatacağız kendimizi. Tamam mı? Akıtma artık şunları. Hadi bakayım soğutmadan. Sucukları da böyle kalın kalın kestim bak, torpilli. Seversin sen. Yesene. Şuramdan geçmiyor. Püsüm. Abim öldü. Hayata doyamadan gitti, beni de yalnız bıraktı. Sen yalnız falan değilsin. Ben varım, ben. Kesik neyse sen de benim için olsun. Kardeşimsin benim. Otur bakayım şuraya. Öyle sahipsiz falan değilsin. Tamam mı? Sen bana kesiğin emanetisin. Tamam biliyorum öyle. Lafla falan acın dinmez.
Ama ben kardeşime yapılanın faturasını kestim. Bu dünya onlara da kalmadı. Baksana. Bunun sende ne işi var? Senin benim evimde ne işin vardı? Orası senin evin değil. Orası düşmanlarımızın evi. Babamızın katillerinin evi. Sen babamı para için mi sattın? Şşş. Bana bak yer yücesi. Önce benimle bir doğru konuş. Tamam. Ya da karşıma çıkma. Sen soruma cevap ver. Ne işin var o pisliklerin yanında? Bela mısın ya sen sabah sabah? Belayım var mı? Ne yapacaksın belayım? Allah Allah. Hadi eyvallah. Sen onların tarafında mısın, bizimle misin? Ya biz diye bir şey yok. Ben hayatımın peşindeyim. Takılmayın peşime. Hadi. Tamirhaneyi sen yaktın değil mi? Babamın oğlu Mert biriydi. Sen de Mert'e cevap ver. Sen mi yaktın? Ben yaktım. Oldu mu? Ben yaktım ya. Uzak dur benden. Uzak durun. Bana yaklaşan yanar. Siz benim ailem falan değilsiniz ya. Ben de sizin değilim. Yedi kat elden beterim o kadar. Bakın dalganıza. Her zaman yaptığınız gibi zorlanmazsınız zaten. Gerhard. Sakın bir daha yaklaşmayacaksın ona, bana söz ver. Konu tamam, hadi gel. Söz ver abi, yaklaşmayacaksın ona bir daha. Şşş kızım, üstüne gitme. Biraz zaman ver abine, olur mu? Abim değil o benim. Abimiz değil o bizim ya, senin de o kaybettiğin oğlun değil. Güvenmeyin şuna ya. Şşş sakin ol. Geldiler buna, ayrı olsun. Terzi! Terzi mi, dervişim mi, bir karar ver artık. Bana ağız yapma. Ne işin var senin Rıfat'la? Sana söyledim. Sorusu olan bana gelir dedim. Ya bırak bu sokakların kulağıyım, denizlerin kumuyum ayaklarını. Sen Rıfat Aynı'na mi çalışıyorsun ya? Bak bunu da söylemiştim. Bunu da anlatmıştım. Ben artık birinin adamı olmak için yaşlıyım demiştim. Dümeni bırak. Var sende bir numara. İnsana yanlış yargı da lazım. Deneyim kazandırır. Bana doğruyu söyle. Doğru önünde. Nasıl görmek istediğin sana kalmış. Şimdi sen söyle bakalım. Neden Şeref'i öldürüp Rıfat'ı sağ bıraktın? Senin adamındı değil mi ambulansı çağıran? Tabii ya. Sen, ben, bir de Rıfat biliyorduk. Rıfat'ın harekete geçecek vakti yoktu bir kere. Son dakika söyledim her şeyi. Hadi diyelim Şeref'in adamları. Oho, ortalık yangın yerine dönerdi. Harcarlardı bizi. Bir tek ihtimal kalıyor. Kol düğmesi de sende mi? Varsayalım ben de, ne yapacaksın? Rıfat'a vereceğim. En doğru zamanda. Olay yerinde bulunmadıktan sonra o düğmenin hiçbir anlamı yok. Ya Rıfat'ın haberi olmayacak ki. İkinci kez kurtardığımı düşünecek. Sonra? Sonrası açık. En yakın adamı olacağım. Sofrasına oturacağım.
babamın kaderinin aynısını yaşayacak. Son nefesinde cezaevinde verecek. Verecek misin kol düğmesini? Açsan mı? Kal senindir. Burada hastaneyle tanıştın mı? Yok, gördüm sadece. O artık sadece bir veliaht değil. Tepedeki isim. Babasının olan her şey artık onun. Sen intikama döndün. Sebeplerin vardı. Adalet isteği diyelim. Öyle diyelim. Senin adalet isteğin iki insanın ölümüne sebep oldu. Şimdi söyle bakalım çocuk. Adalet kör müdür, adil midir? Adalet kördür. Sen teraziyi eşitledim sandıkça ayarı bozulur. Döner dolaşır en çok onu arayanı yaralar. Artık hedefteki isim sensin. Yolu açtın, dönüş yok. Adalet bir zamanlar silahındı, artık zaafın olacak. Bora'nın ilk hedefi babasının katili olacak. Bulana kadar durmayacak. Herkes katillerin kim olduğunu merak edecek, basın dahil. Elindeki düğmeyle bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorsan al, senindir. Artık masada yeni bir oyuncu var. Bora Dağıstan. Babasının intikamı için er geç karşına çıkacak. Yine kurtardın mı birini? Hı hı. 13 yaşında küçücük bir çocuk. Hep böyle çocuk davalarına mı bakıyorsun? Yok. Değişiyor aslında. Suçsuz olduğuna inandığım herkesin davasına bakmaya çalışıyorum işte. Gönüllü olarak ha? Hı. Allah arttırsın diyeceğim de. Aman eksik olsun. Allah kimseyi ne adliye koridoruna düşürsün ne de cezaevi koridoruna. Yani en iyi koridor insanın evinin koridoru, anlayacağın. Öyle tabii. Nereye gidiyoruz? Konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? Ne konuşacağız ki? Kumru. Ne alaka? Kumru Şeref amcanın davasını kurcalıyor. Niye? Onun da mı Şeref amcasıymış? Bence bu konuya hassasiyet geliştirmelisin. Git Kumru'yu uyar lütfen. Hangi sıfatla? Abisi olarak. Dilan sen şu kafana bir 10.000 bakımını aldırsana. Bir yenile ha? Vallahi hepimiz rahatlayacağız ha. Yani bozuk plak gibi hep geçmişte bir tık kalıyor, kalmasın. Tamam Allah aşkına. Sağda durur musun? Niye, ne oldu? Yürüyeceğim izninle. Ne araba? Ofise bırak, oradan alırım. Sonra da serbest. Günaydın. Seni kahvaltıya götürmeye geldim. Sebep? Sebep? Sebep olmak zorunda mı ya? Biz kahvaltımızı ettik. Erkencisiniz baya. Buyurun bir çayımızı için. Başka zaman inşallah, sağ ol.
Hadi üstüne bir şey giy, bekliyorum. Hayırdır ya? Unuttun mu gerçekten? Neyi unuttum ben? Senin doğum günün bugün. Hadi itiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz. Bila ben sevmem ya doğum günü falan. Ay kuzgun, hadi ya, organize ettim ben her şeyi, her şey hazır. İyi peki. Ha şöyle, yola gel. Nereye gidiyoruz? Büyükada'ya. Dur ya amma, açıldın. Turlayalım, sahilde olsun bitsin. Ay içimi çürüttün. Hadi artık gidelim. Bugün hemen öyle bitmeyecek, haberin olsun. Hadi. Kuzgun. Bunu senin için örmüştüm. Madem bugün doğum günün, hediyem olsun. Eyvallah. Ara bir şey olursa. Tamam. Kahvaltı dediğime bakma. Vapurda bir tost, bir çay, o kadar. İyi ki doğmuşsun oğlum. İyi ki. Senin duruşman falan yok muydu bugün? Ayarladım önceden. Geniş çaplı organizasyon yani, ha? Öyle. 20 yıl bekledim bugünü. Kolay değil. Güzel Hanım, kızımızı almaz mısın abi? Eyvallah. Ya çiçek gibi kız, alsan ya bir tanecik. Ablacığım sağ ol, almam. Güleç kızım, sen bu suratsız yakışıklıyı alsan ya bir tane. Kendi çiçeğimizi kendimiz alırız biz de, ne yapalım? Bir erkeğe ihtiyacımız yok neticede. Alayım bir tane. Bozuk yok mu? Kalsın işte. Bari falına bakayım iki satır. Yatıya da kal istersen. İçimden geldi. Gelmesin mi? Anlar mısın gerçekten? Ben bakayım, sen söyle bakalım. Şimdi söyle abla. Bu yanımdaki hep böyle kabuklu mu kalacak? Yoksa bir gün kırabilecek miyim kabuğunu? Falan varmış. Ne oldu, baktılar mı falına? Aşk olsun abla. Bak deminden beri arkanda duruyorum, mahcup ettin beni. Çok üzecek bu kalpsiz seni, bilmiş ol. Bunun uğruna gitmediğini pişman olacaksın. Bak demedi deme. Zırvaladı ya. Ama ne diyecek ya? Ne demişler? Fala inanma, falsıza kal. Ne istersin? Ama faytona binmem. Çok üzülüyorum atlara. Yok ya, ben de binmem zaten. Sen söyle, patron sensin. Sen de doğum günü çocuğusun. Bak ya, illa yaleyi bana yakacaksın. Dur o zaman, şöyle sorayım. İlk hediyeni nerede almak istersin? Ne yaptın sen ya hediyemi diye?
Bunların hepsi senin. Ama sırayla. Önce bir kahve içsek mi? Olur, içelim. Hadi içelim. Amma karıştırdın ha. Seç ver beni işte. Ya dur, öyle olmuyor. Hepsinin bir sırası var. Bekle. Aç. Açalım. Kendime söz vermiştim. Sen dönünce bütün bisikletlerimi sana vereceğim diye. 9 yaş hediye. Eyvallah. Senden üptüklerim de var içinde. Ya öyle ütmek falan, o işleri geçelim de. Ben bilerek veriyordum kızım sana. Ya red git bırak Allah aşkına. Ya bu çok bayat bir mazeret. Daha iyisini bul, konuşuruz sonra. Sen de savunma bitmez avukat hanım. Ne desek bulacaksın bir şey. Bu böyle sürecek mi ya? Desene akşama kadar buradayız. Var mı? Tabii ki. Aç şurada. Sen bayağı coşmuşsun. Ha bir de Mario. En sevdiğim. Geçemezsen ver bana, geçerim. Ve jetonun yanmasın diyorsun yani. Merak etme. Ya bizim mahallede bir tane Almancı bir... Neydi adı ya? Bu yazın çocuklarıyla falan gelirdi. Ziya, Ziya, Almancı Ziya. Hans Ziya'nın sümsük oğlu. Bak onda vardı bundan. Sürekli oynardı da bize vermezdi. Pislik. Ya yemin ediyorum var ya, kaç gece bunun hayaliyle yattım ben. Vay arkadaş. Sıradakine hazır mısın? Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay ön yargıdan öleceksin. Öf, dinlersin bir ara. Sen bayağı o zamanlardan başlamışsın DJ'liğe. O sadece sana özeldi. Sen bu kadar düşünüyor muydun ya beni? Düşünmemek için çok saçmaladım ama olmadı. Ne demek o? Boş ver. Sıradaki. Şu hediye fastığını hızlandıralım, bak son vapuru kaçıracağız. Kaçırırsak ne olur? Kaçırmayalım. Ne yapayım? Klişe tanrılarının devreye girmesini mi bekleyeyim? Hı? Mesela bir anda bu hava bozsun. Seferler iptal olsun. Ya bırak işte, bize özel bir günümüz olsun, ne var? Olmasın. Sınır var. İlla çorba yapma. Ne sınırı ya Allah aşkına? Aramızda bilmediğim bir sınır mı var? Dila, biz denk değiliz. Tamam, eskiden denktik de yani... artık değiliz. Meslek denkliği mi alıyoruz? Denk olup olmamak ne demek ya? Ne saçmalıyorsun sen? Heybemi boşaltmadan gitmek yok.
Yokuş yapma Allah aşkına. Allah. Yokuş yapmıyorum. Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum. İzin ver. Lütfen. Ya bir akışına bırak ya. Şu saatine bakıp durma. Patron. Bizim hesabı versene be. Yoruyorsun. Hem de çok yoruyorsun. Doğum günü kutlu olsun. Nereye ya? Ben bugün hiçbir yere gitmiyorum. Sana iyi yolculuklar. Dila. Dila. Kim var orada? Aptal! Ödümü patlattın. Ne oldu ya? Korkusuz korkak. Korktun mu? Sen nasıl girdin içeri? Ders bir. Evde yalnızken kapıyı kilitlemeyi unutma. Bir de şey duydum ya. Bu hediyeleri sahibi yokken açmak uğursuzluk getiriyormuş da. Bakmadın mı daha? Bakmadım. Eyvallah, sağ ol. Hepsi için. Yine taktın 3 numaralı bakışı. Neymiş benim 3 numaralı bakışım? Meraklı maymun bakışı, ne olacak? Merak ediyorum kuzgun. Ne yaşadın kuzgun? Anlat kuzgun falan. Ha? Hayatta her şeyin bir anlamı varmış. Bak, bu odunun bile. Benim anlamımda sen neymiş? Sen misin? Yoksa bunca zamandır kendimi bu kadar sahipsiz, o kadar terk edilmiş hissetmezdim. Ya evet, merak ediyorum. Özür dilerim, kızsam da köpürsen de merak ediyorum. Yapacak bir şey yok.
biliyorum ki bu maskenin altında 20 yılım var. Sen varsın biliyorum. Yirmi yıl be kuzgun. Dile kolay, koca 20 yıl. Hiç mi dönmek istemedin? Akça olmak yerine buraya dönmeyi gerçekten istemedin mi kuzgun? İstemedim. Dönmedim çünkü... Çünkü ben ölmüştüm Dile. Yani yaşamak için bir şeye ihtiyacım vardı, biri olmaya. Ben nakçı oldum. Aslında fena şeyler de yaşamadım ha. Ekmeğini bölüşen çok kral arkadaşlarım vardı. Koruyup kollayanım da fazlaydı. Sağ olsunlar. Yolumu bulmam da kolay oldu. Başlarda hamdım. Zamanla piştim. Şerif kız kanunları farklı bir ortaklığı gündeme bomba gibi düştü. Sonra da geçmişimi unuttum. Ne oldu ya, bozdun yine tesisatları? Tamam, çok özür dilerim. Devam et, dinliyorum. Öyle yani. Akça'nın kaba tıraşı bu şekil. İnsan olacakları bilse, yani yaptıklarının sonucunu yaşayamaz herhalde. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yani bizim babalarımız tersine düştü. Olan da bana oldu. Senin vicdan yapmanı gerektirecek bir şey yok yani. Rahat ol. Ne içelim ya, bir şey içelim. Çay var mı, demleyeyim ben? Ha? İyi ki döndün. Bunca yıl, bunca bekleyiş. Sadece şu an için bile değermiş. Derin sulardayız. Hiç dalmayalım, çıkamayız. Çıkmayalım. Ben boğulmaktan korkmuyorum. Olmayacak şeyler istemem. İstediğim affedilmek değil. Thank you.
şurada. Bana ait bir yer varsa eğer, onu istiyorum ben. Ben galiba sana aşık oldum. Ben sana aşık değilim. Galibası ihtimali yok, çok net yani. Çocuktuk ya biz. Orada olan orada kaldı. Yani yanlış anlama, sen çok güzel bir kadınsın. Sakın o topa girme. Ben seninle bir şey yaşarsam ayıp etmiş olurum. Öyle aşk meşk falan derken geçmişe hürmeten yani. Anlıyor musun? Olmaz. Ben de istiyorum yani aşık olayım. Canımı verecek kadar seveceğim bir ailem olsun mesela. Bir karım olsun. Sen değilsin o. Bugün de değilsin, yarın da olmayacaksın. Hiç olmayacaksın. Şurası sana karşı o tarz atmıyor. Bizim seninle yolumuz yok. Vurma, tamam artık. Öldü. Bu sana son mektubum. Ayrılmaya mecburum. Ne olur anla beni. Bu aşktan korkma. Aşkı senle
bilseydim ayrılık var. Sana hiç bağlanmazdım. Sen de buldum sevgiyi. Aşkı senle yaşadım. Bilseydim Şişek. Ayrılık var. Sana hiç bağlanmazdım. Artık başka çare yok. Senden bana fayda yok. Nasıl hissettiğini bilmek istiyorum. İkimiz de anladık. Aşkımızın sonu yok. Ne yapıyorsun ikisi? Kalk doğmuşsun. Hasta olacaksın. Ye şunu. Kalkabilecek misin? İyi miyim? Tamam. Geçer birazdan. Çıkarken ışığı kapar mısın? Olur. Sıcak bir şey yapayım mı sana? İstemem. Ya ne istemem? Zangır zangır titriyorsun. Delilik var sende ha. Böyle arada kontak kapanıyor. Vallahi. Buz gibi havada uyuyacak başka yer yok mu? Hayır yani kuş kadarsın bir de neyine güveniyorsun anlamadım ki. Zatür olacaksın. Kuzgun. Yapma artık ne olur. Eski günlerin hatırına hadi git. İyi geceler. Özür dilerim Dila. Zarar vermek istemedim. Vallahi ben şey zannettim. Sadece üstünü örtmek istedim. Dila. Dila. Thank you.
Sofra hazır. Ne bakayım, bir şey diyeceksin sen. Söyle Füsun. Dün buraya biri geldi. Kim? Ali diye biri, ben de bakkaldan döndüğümde gördüm. Şimdi mi söylüyorsun Füsun? Yani korktum. Senin hakkında ileri geri konuştu gitti. Ne anlattı, ne dedi? Yok abim, kimin yüzünden ölmüş sana soracakmışım. Yok bu ev onlarınmış. Kim o adam, ne istiyor senden? Müslüm bak, o adam senin 100 metre yanına yaklaşmayacak. Yaklaşırsa bana haber vereceksin. Bunu bil yeter, tamam? Ne oldu? Güzel haberlerim var. Neymiş? Artık korkacak bir şey yok. Deride hiçbir iz kalmadı. Aferin kuzgun. Aferin. Aç mısın? Yok ya, ben rahatsızlık vermeyeyim. Gel. Ver. Bugünden itibaren kuzgun benim yakın konumum. Meral Hanım, servis açın. Ne de olsa artık aileden sayılır. Şeref'in olayıyla ilgili bir gelişme var mı? Maalesef. Avukatlar sürekli savcılıkla emniyette ama şimdilik bir sonuç yok. Aslında benim de Dilay'a bir teklifim olacaktı. Kabul ederse. Ne olduğuna bağlı. Babamın davasıyla ilgili. İçeriden güvenilir bir göze ihtiyacım var. Avukatım olur musun? Bu olayda Dilay'ı dışarıda tutmak daha doğru olur sanırım. Neden? Bence çok iyi fikir. Hem benim içim de rahat olur. Evet Dila. Ne diyorsun? Bana babamın katillerini bulmakta yardımcı olacak mısın? Ben daha çok gönüllü çalışıyorum aslında. Benim de hayatımda eksik olan, istediğim şey bu. Gönlüm. Biz bunu daha sonra konuşalım mı seninle? Dilacığım, hiçbir hatırımız yok. Hem sen bu davaya bakarsan her şey değişebilir. Bence de sonuçta diğer avukatlar gibi para için değil, ailen için ilgileneceksin. Fatih amca. Haksız mıyız? Haklısınız. Haklısınız.
İyi tamam. Olur konuşuruz. Hadi kalk bakalım. Oyun mu oynasak acaba? Olur. Hadi kalk bakalım Atlas. Sen de kalkabilirsin. Ne oynayalım acaba minik fare? Oyun partisi. Oo çok çılgın. Gel bakalım Atlas. Başladı. Soldan aşağı inin. Yeşil aşağı in. Yeşil aşağı in. İkiniz de soldan. Aşağı inin. Aşağı inin. Hayır Yeşil, niye mi oldun? Niye mi oldun? Yukarı çık. Yukarı çık Defneciğim. Yukarı çık. Atlas sen orada kal. Bakayım. Ha, şimdi ikiniz aşağı iniyorsunuz. Aşağı inin. Yeşil aşağı in. Aşağı inin. Aa. Hadi yenisi. Ne yapayım? Bakayım. Ha, şimdi ikiniz aşağı iniyorsunuz. Hadi. Aşağı in aşağı. Aşağı in aşağı. Aşağı in. Neyse oluyordu. Hadi evet, yenisi. Oluyor, oluyor. Kazandık. Yes. Hadi bakalım sıradaki. Bora. Girsene içeri. Biz artık gidelim. Nasıl istersen. Atlas. Hadi bakalım. Bana müsaade. İyi akşamlar. Ne getirdin sana? Delil. Hiç kimse Şeref'in ölümüyle aramda bir bağ kuramayacak artık. Sen ciddi misin Bora? Ben espriyi kaçırdım galiba. Bora Atlas dışında kimseyle temas etmez. Bu sefer de olmayacak galiba. Pardon. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne konuştunuz oğlanla? Senlik bir şey yok. Ne işler çeviriyorsun Kuzgun? Ne oldu ya? Dünden sonra yine şüpheli mi oldun? Terbiyesizleşme. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Arabaya. Evet dinliyorum. Babanın katilinin kim olduğunu merak ediyor musun? Benim bilmediğim neyi biliyorsun? Açık konuş. Gerçeği. Babanın katilini öğrendim. Bak.
Tam sana yakışır biri duruyor kapıda. Pencere kapak yani. Bana bak. Merak etmiyor musun? Kim? Kuzgun. Şeref amcayı Kuzgun öldürdü. Söyle Bora. Kuzgun'u sen mi bitirirsin? Ben mi bitireyim? Yaptım. Sen çok severdin. Elimin ayarı tuttum bilmiyorum ama 20 yıldır ilk kez. Al şunu al. Bir daha da bir şey getirme. Yazık, günah çöp oluyor. Yapma. Zorlama, tamam? Senin evin orası. Burada sana ait bir şey yok. Doğru. Burada bana ait bir şey yok. Düşmanlarımın yanında yok. Ama burada var. Benim canım burada atıyor. Orası ölü. Meryem Hanım. Al şunu. O zaman ben de öleyim. Bana bir kere anne dediğini duyayım. Öleyim. Karşılığı olarak. Yeter yemleme ya ben artık. Aç önümü yürüyeyim. Her şey sırayla. Önce Dila'yı koruyacaksın. Kimden koruyacağım? Dila Şeref'in ölümünü çözmeye çalışacaktır. Olur olmaz herhangi bir tehlike yaşansın istemem. Onu yalnız bırakma. Gözüm kulağım ol. Beni kızının yanına ajan mı sokuyorsun? Üçümüzün iyiliği için. Şerefle Ayhan'ı öldürdüğün ortaya çıksın ister misin? Ben ortağımın ölümüne sebep olduğum bilinsin istemem. Hele kızımın bu savaşın ortasında olmasını hiç istemem. Ne diyelim, patron sensin. Ne diyorsan o. Kuzgun'un babamı öldürdüğünü nasıl öğrendin? Kuzgun en başından beri intikam peşinde. O yüzden o günlerde ne yaptığını araştırdım. Kimin peşinde olduğunu bilince cevaba daha kolay ulaşıyorsun. Akıl yürüttüm yani. Kuzgun koruman olacak. Aklım sende kalmasın. Hı? Dünya bir yana, sen bir yana. Sen de öyle. Görüşürüz. Dila'daki kuzgunu yok etmek için.
Sen bu avukatlık dalgasına niye dahil oldun ki? Mesleğim olduğu için olabilir mi? Ya bırak Allah aşkına. Kendini de kandırma beni de. Tamam bu herif babasının katilini bulmaya çalışıyor da. Öyle hakla hukukla falan alakası yok. Kimse yemesin beni. Size bu üniversitelerde alemin maşası olmayı mı öğretiyorlar? Ne yapıyorlar? Bendeki sistem gazla çalışmıyor Kuzgun. Söylesene. Harbi harbi soruyorum. Diyelim katili buldun. Ne yapacaksın? O herife teslim edip ipini mi çekeceksin? Sen niye merak ediyorsun bunu bu kadar? Öyle. Ediyorum. Cevap ver. Bu eller ne kadar dalar karanlığa. Seninkilerle mi yarıştıracaksın? Ben seni korumaya çalışıyorum. Beni korumaya çalışıyorsun. Beni senden kim koruyacak Kuzgun? Seni benden kimse koruyamaz. Lütfen otursana. Ayakta beklemene gerek yok. Misafirliğe gelmedim. Benim önce bir konuyu netlemem lazım Bora. Katil ya da katilleri öğrenince ne yapacaksın? Babama karşılık ailesinden birini alacağım. Söylememi beklediğin şey bu. Yapmam gereken de. Ama ben babamın devrini sürdürmek istemiyorum. Güzel. Çünkü şu noktada birbirimizi net anlamamız önemli. Ben senin kendi adaletini sağlaman aracı olmam. Katili bulabilirsen sana söz veriyorum. Adalete teslim edeceğim. Ama lütfen kendi adaletini sağlayan biri olmama müsaade etme. Varlığıma çok anlam yüklüyorsun. Kendini benim gözümden görmediğin belli. Bir şey öğrendim. Babamın öldürüldüğü gün. Pardon. Beykoz'da bizim restoranda bir randevusu varmış. Gitmiş mi peki oraya? Bildiğim tek şey ajandasına not düşmüş. Tamam, ilgileneceğim. Atlas, şimdi lütfen. Efendim? Kreşe gitmek istemiyorum. Neden? Kötü rüya gördüm. İlk defa görmüyorsun ama.
Gördüklerimiz sürekli değişir ama değil mi Atlas? Evet. Biliyor musun? Ben çok güzel rüya dinlerim. Anlatmak ister misin? Dila yabancı sayılır mı? Sayılmaz. Bana güvenebiliriz. Ben kreşe gidince babam rüyamda ölüyordu. Demek sen Dila'nın sihirli formülünü hala bilmiyorsun. Sihir diye bir şey yok. Allah Allah. Bunu da kesin baban söylemiştir. Sana bir sır verebilirim. İster misin? İsterim. Çocukken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kaybolmuştu. Kimse onu bulamadı. Ben yaşarım da o ölür diye çok korkuyordum. Ama sonra sihirli bir formül buldum. Sihir mi? Evet. Başucuma ikimizin resmini çizdim. Böyle el ele. Neticede eğer biri o resmi silmezse kimse kimsenin elini bırakamaz değil mi? Evet. Bence sen de deneyebilirsin. Sevdiğin kişiyle el ele resmini çiz. Sen okuldayken o resim onu korusun. Olur mu? Olur. Anlaştık o zaman ortak. Çizebilir miyim baba? Resmin bitince gidebiliriz. Ben artık gideyim. Tabii. Nasıl istersen. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz tanışamadık seninle bir türlü. Bora Bey. Kuzgun ben. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Olur.